Merhaba, iyi günler. 10 dakikalık gecikme için özür diliyoruz. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'la partisine yönelik, parti yöneticilerine, milletvekillerine yönelik uygulamalar, özellikle adli uygulamalar üzerine konuşacağız ve tabii ki referandum sürecini konuşacağız. Mithat, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar Rüşen. Başlığı hedefteki HDP diye koyduk. Doğru bir başlık mı? Doğru, gayet doğru. Belki hafif bile kalır. Hafif kalsın. Şu an evet. Cumhurbaşkanlığın ve hükümetin bütün imkanlarla bize hedefe koyduğu ve hedeflediği, saldırdığı bir süreç yaşıyoruz. Bunun detaylarına girmeden önce şöyle bir şey, daha önce içeri tekrar girmeden önce İdris Baluken'le burada yaptığımız yayında, referandum ve HDP yayınında İdris Baluken, bütün bu baskıların esas hedefinin referandum olduğunu, HDP'nin referandumda aktif bir şekilde hayır için çalışmasını engellenmek istediğini söylemişti. Aynı kanıda mısın? Evet, aynı kanıdayım. Biraz daha gerisi de var ama şu an aktüel neden, asıl sebep bu. Bizi işi çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Sadece bizim kampanyaya katılımımızı engellemek değil amaçları. Bu var zaten. Çünkü etkili bir aktör olduğumuzu biliyorlar ve o referandumun sonucuna etki edecek çalışmalar yapacağımızdan da şüpheleri yok. O nedenle bu çalışmaları olabildiğince engellemek niyetindeler. Fakat bir başka boyutu daha var. Bize saldırmakla milliyetçi duyguları kabartmak, böylece evet oylarını milliyetçi dalga üzerinden arttırmak gibi bir hedefleri de var. Sonuçta her iki hedef de referandumla bağlantılı. Evet. Bir yandan bizi günah keçisi yapıp her yöntemle saldırarak kendilerince milliyetçi oyları evet'e dönüştüreceklerini hesaplıyorlar. Öte yandan bizim çalışmalarımızı engelleyerek hayır oylarının azalmasını bekliyorlar. Peki şimdi sırayla gidelim. En önemli olay tabii ki eş genel başkanınız Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi. Bunu bekliyor muydunuz ve bu geri dönüşü olabilecek bir karar mı? Açıkçası bütün ellerindeki bütün imkanları kullanabileceklerini biz düşünüyorduk. Yani bütün planlarımızı, planlamalarımızı, hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı bu seçeneği de dahil ederek yürütüyorduk. Yani bizim gündemimizde bu seçenek yoktu, asla diyemeyiz. Tam tersine belli bir aşamada bu noktaya da işi götürebileceklerini varsayıyorduk. Zaten dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte sürekli yeni aşamalara geçildiğini, geçileceğini belirtmiştik. Bir darbe planı ve darbe planının çeşitli etapları var. Bu etapları da kendileri için en elverişli şartlarda harekete geçirirler demiştik. Tutuklamalar bunun bir parçasıydı. Ardından sürekli olarak gözaltılar. Sadece milletvekillerimize değil, aynı zamanda bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza yönelik, çalışanlarımıza, yöneticilerimize yönelik operasyonlar yürütüldü. Ve nihayet yeni bir aşama olarak da Figen Yüksekdağ Başkanımızın milletvekilliği düşürüldü. Bu yeni bir aşamadır. Yani darbe planında yeni bir etaba geldiklerini gösteriyor. Peki bunun devamı olabilir mi? Mesela diğer eş başkan Selahattin Demirtaş'a da aynı gün, yanılmıyorsam, bir ağrıdan bir mahkumiyet geldi. Biz Kerem Altıparmak'la konuştuk, hukukçu. İsterlerse dedi, bir yıl içerisinde HDP'li bütün milletvekillerinin vekilliklerini düşürebilirler dedi. Teorik olarak tabii söylüyor bunu. Teorik olarak bu doğru Ruşen. Yargı bağımsızlığından söz etmek bir ironi olur artık Türkiye'de. Yargının çok büyük ölçüde iktidar tarafından, çok büyük ölçüde iktidar tarafından yönlendirildiğini artık konuşmak bile gerekmiyor. Her şey ortada. Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Ardından mahkemelerden
onun açıklamaları doğrultusunda kararlar çıkıyor. Öte yandan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurumu'nun durumu ortada. Adalet Bakanlığı'nın durumu ortada. Yani yargı bağımsız değil, hükümet isterse yargıdan her türlü kararın çıkmasını sağlayabilir. Bunu da defalarca zaten dile getirdik. Şu durumda bu yeni sistemle, istinaf sistemiyle 5 yıl veya daha az süreli hapis cezaları zaten istinafa gidiyor, Yargıtay'a gelmiyor. İstinafta da süreç daha kısa sürebiliyor. Yani mahkemelerden, yerel mahkemelerden karar çıkartma konusunda herhangi bir sıkıntı duymuyor iktidar. İstinaftan da istediği süratte karar çıkarmayı başarabiliyor. Eğer böyle bir siyasi karar almışlarsa bunu yargıya uygulatmak konusunda fazla bir sıkıntı çekeceklerini söyleyemeyiz. Bu iç hukuk açısından, ama işin uluslararası hukuk boyutu var, onu da... Onu daha sonra oraya en sonunda gelelim. Siz yeni, evet, Avrupa'daydınız. Şeyi sormak istiyorum. Şu an itibariyle kaç milletvekili cezaevinde? Çünkü sürekli az 13, sayıda bırakılan 13. oluyor. Bırakılanlar genellikle tekrar tutuklanıyor. Şu anda kaç tane? Evet. 13 milletvekilimiz, ikisi eş başkan olmak üzere 13 milletvekilimiz tutuklu durumda. Peki şunu anlamıyorum, izleyicilerimiz de tam bilmiyordur. Birileri sürekli olarak bir takım gözaltılar oluyor ve bunların önemli bir kısmı da tutuklama olmadan da gözaltına alınan çok sayıda milletvekiliniz de oluyor. Buradaki uygulama nedir? Çağrılıyor ve siz gitmediğiniz için zorla getirme anlamında mı gözaltı oluyor bunlar? Evet, büyük bir kısmı öyle, çok büyük bir kısmı, neredeyse tamamı öyle. Yani bizim daha önce aldığımız bir karar vardı, kendiliğimizden ifadeye gitmeyeceğiz diye. İfadeye götürmek üzere gözaltına alıyorlar ve mahkemeye götürüyorlar, ifade veriliyor. Şimdiye kadar bir kısım arkadaşımız tutuklandı, Meral Danış, Beştaş ve Ayhan Bilgen gibi. Bazı arkadaşlarımız da ifade verdikten sonra tutuklanmadan yargılamaya devam edilmesi kararı verildi. Burada demin sözünü ettiğin Meral Danış, Beştaş ve Ayhan Bilgen olayı, İdris Baluken'inki biraz farklı ama o da benziyor. Ferhat Encü de böyle. Bırakılıp tekrar tutuklanma, evet, meselesindeki olay nedir? Yani bunları tam olarak bilmemiz mümkün değil, takdir edersiniz. Hayır, hukuki olarak soruyorum. Siyasi boyutunu hukuki olarak bir mantığı yok. Şöyle, tutuklama, daha doğrusu tahliye kararı verilince buna itiraz ediyor savcılar. Sonra bu itirazı bir mahkeme inceliyor ve o mahkemede tutuklama kararı veriyor. Yani hukuk mantığı açısından rasyonel gerekçeler aramanın bir anlamı kalmadı Türkiye'de. Gerçekten öyle. Ben yargıyla ilgili uzun yıllar çok değişik çalışmalar yaptım. Bunu sen de biliyorsun. İzleyicilerimizin de epeyce bir kısmı biliyor. Buradaki işleyişi, mantığı, kişilerin, iktidarın etkileri falan, saha çalışmalarıyla da ortaya koymaya çalıştım. Şu anda gördüğüm şey net olarak şu: yargı kesinlikle çok büyük bir baskı ve yönlendirme altında. Şöyle de diyebiliriz, bazen adil karar veren bir hakim çıkabiliyor tahliye kararları gibi. Fakat derhal başkaları devreye giriyor. İdris Baluken ve Ferhat Encü olaylarında olduğu gibi. Yani birileri devreye giriyor. Bize göre bu bir talimat, bir siyasi talimattır. Devreye giren bir siyasi makamdır. Ve oradan o tahliye kararlarının geçersiz kalması için yeni girişimler yapılabiliyor. Bunları hukuk üzerinden açıklamanın ve anlamaya çalışmanın bir gereği yok. Ortada bir siyasi plan var. Daha seninle dokunmazlıklar kaldırırken yaptığımız programda da söylemiştim. Ortada bir siyasi darbe planı var. Ve diğer bütün işlemler, organlar bu siyasi darbe planına göre devreye giriyor ve bu plan çerçevesinde hareket ediyor. Peki Avrupa meselesine gelelim. Siz şimdi bir grup milletvekili olarak ve yönetici, parti yöneticisi olarak Avrupa'daydınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru oldu diye okuduk. Başka temaslar, evet, da oldu. Neler yaptınız orada ve ne bekliyorsunuz?
Ona geçmeden şunu da ekleyeyim. Daha önce yaptığım açıklamalarda altını çizdiğim bir husus var. Aslında şu an geçilen aşama partiyi fiilen kapatma aşamasıdır. Hukuken kapatma, resmen kapatma biraz daha sıkıntılı bir süreç olur hükümet açısından, iktidar açısından diyelim. Çünkü ortada sadece hükümet yok, Cumhurbaşkanı da var. İktidar açısından daha sıkıntılı bir süreçtir. O sürecin işleyebilmesi için Cumhuriyet Başsavcısının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası açması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne gidecek, Anayasa Mahkemesi inceleyecek, karar verecek vesaire. Bir de parti kapatma, mahkeme kararıyla resmen parti kapatma, özellikle Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler ve üye olduğu kurumlar açısından ciddi büyük sıkıntılar doğurabiliyor. Daha fazla sarsıntı ve eleştiri gelebiliyor. O nedenle bence resmi yola başvurmadan partiyi fiilen kapatma planı devreye sokmuş durumdalar. Partimizi fiilen kapatmaya çalışıyorlar ve biz de buna karşı hem demokratik siyaset imkanlarını hem de ulusal ve uluslararası hukuk araçlarını kullanarak direniyoruz, direneceğiz de. Şimdi Avrupa temaslarına gelince ben zaten bir hafta önce Paris'e gitmiştim çeşitli toplantılar ve basın görüşmeleri için. Orada konferanslar verdim. Gazetelerde röportajlarım yayınlandı. En son Le Monde'da iki gün önce bir söyleşim, uzun tam sayfa söyleşim yayınlandı. Oradan da Strasbourg'a geçtik ve birkaç milletvekili arkadaşla orada buluştuk. 4 milletvekiliydik. Ben, Ertuğrul Kürkçü, Fikris Kerestecioğlu ve Osman Baydemir gittik. Vekillerimizin avukatı, eş başkanlarımızın avukatı Reyhan Yalçındağ da vardı. Ve Sarıhan Oluç da bizim genel başkan yardımcısı olarak heyetteydi. Hem AİHM'e başvurular yaptık. 3 tane başvuru yaptık şimdilik. İkisi eş başkanlarla ilgili. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la ilgili. Biri de İdris Balıken, biz oradayken tutuklandı. Üstelik çok ciddi sağlık sorunları varken tutuklandı. Ayrıca doktorların 3 ay düzenli tedavi görmesi gerekiyor raporu vermelerine rağmen tutuklandı. Bu konuda da acil başvuru yaptık. Onun dışında Avrupa Konseyi'nin önemli kurumlarıyla görüştük. Tabii bunların başında İnsan Hakları Komiserliği geliyor. Komiserin kendisiyle bizzat uzun ve verimli bir görüşme yaptık Rujek'le. Ardından Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile bir randevumuz vardı. Kendisi gelemedi ama kabinesiyle görüştük. CPT ile İşkenceyle Mücadele Komitesi ile bir görüşme yaptık. Bunun dışında da çeşitli çevrelerle süreci değerlendirdik. Bizim kendi bilgilerimizi ve değerlendirmelerimizi oralara aktardık. Şimdi söylemekte bir sakınca görmüyorum. Uluslararası alanda da ciddi bir tepki var. Orada da uluslararası sivil toplumun harekete geçireceği ciddi bir kampanyanın çalışmaları da var. Onları da gördük, onları da konuştuk. Bu kampanya çerçevesinde neler planlandığını, bizlerin neler yapabileceğini de Avrupa'daki görüşme kurulu sırasında ele aldık. Peki AİHM'den hızlı bir şekilde sizin lehinizde herhangi bir karar bekliyor musunuz? Böyle bir karar çıkarsa bunun nasıl bir etkisi olabilir? Şöyle söyleyelim, Türkiye'de herhangi bir adalet merci kalmadı bize göre. Yani adalet kelimesini hak edecek, adil sıfatını hak edecek herhangi bir merci yok. Dolayısıyla burada iç hukukta yaptığımız başvurulardan bizim elimize bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. İzleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım. Aslında bizim dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra tutuklamayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvurunun hızla sonuçlandırılması gerekiyor. Hukuken böyle. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararı var. Balbay ve Haberal kararı var. Milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağını söylüyor o kararda. 140 başlık altında gerekçe sıralıyor. Biz de diyoruz ki yani Anayasa Mahkemesi bizim vekillerin tutukluluk dosyalarını gündemine aldığı anda zaten kendi içtihadına sadık kalan bir karar vermek durumu. Fakat Türkiye'de işler maalesef adalet ve hukuk ekseninde yürümüyor. Anayasa Mahkemesi de belli ki büyük baskı altında. Anayasa Mahkemesi de belli ki
çeşitli açılardan ürküyor, korkuyor, çekiniyor, ne dersek diyelim. Bu durumda uluslararası hukuk araçları büyük önem kazanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin de tarafı olduğu bir sözleşmeyle kurulmuş mahkemedir. Buraya başvuru hakkımız zaten son derece haklı ve meşrudur. Ancak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil Avrupa Konseyi organları nezdinde de o çevrelerde de bize karşı faaliyetler, polisler, lobi çalışmaları yürüttüğünü biliyoruz. Buna rağmen AİHM'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önümüzdeki günlerde bir testle karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Yani bu baskılar Türkiye'de iktidar çevrelerinden gelen bütün bu markaj ve lobi çalışmalarına rağmen hala çok belirleyici bir adalet mercii olduğunu gösteren bir karar vermesini umuyoruz. Eğer bunu yapmazsa AİHM'de çok ciddi eleştirilere muhatap olacaktır. AİHM'in de itibarının gölgeleneceği bir durum ortaya çıkacaktır. Peki son olarak referandumla başladık, referandumla bitirelim. Bütün evet. Bu sizin partinizin başındaki hengameyle diyelim ama bir taraftan da bir kampanya sürecine girildi. Çok yoğun olmasa bile bir kampanya sürecine girildi. Sizin gözlemleriniz, parti olarak gözlemleriniz ne yönde, nasıl gidiyor? Eğilimler özellikle sizin seçmen tabanınızda tam bir şeylik, kararlılık gözlüyor musunuz yoksa bir takım esneklikler var mı? Yani bu konuda gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Seçmenimiz, tabanımız son derece kararlı. Çünkü sadece bir anayasa değişikliğinin oylanmayacağının gayet iyi bilincinde. Oylanacak olan Erdoğan'ın ve hükümetin politikaları, bize yönelik baskılar, yine sadece partimize yönelik değil, Kürtlere yönelik acımasız uygulamalar, bütün bunların oylanacağının farkındalar. O nedenle zaten Erdoğan durup dururken yapmadı bizim tabana bir hitap, bir çağrı yaptı ya, bunu durup dururken yapmadı zaten. Bunun farkında, ancak bizim tabanı bu açıdan etkileme şansı yok. En kararlı, en net duran seçmen tabanının bizimki olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette çalışmalarımızı istediğimiz düzeyde yürüttüğümüzü iddia edemem. Çünkü pek çok yerde, başta da söylediğim gibi, teşkilatlarımız büyük bir kuşatma altında ama buna rağmen biz geçen haftadan itibaren hem Kürt bölgesinde hem de Türkiye'nin batısında kampanya çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda da vekillerimizin büyük bir kısmı sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Bu bizim için aynı zamanda halkla diğer birçok konuyu referandum üzerinden konuşma, tartışma, değerlendirme fırsatı oluyor. Avrupa'daki gözlemlerimizde de yine tabanımızın, Avrupa'daki tabanımızın çok net bir tavra sahip olduğunu gördük. Onu da ekleyeyim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Mithat Sancar'a. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'la hedefteki HDP başlığının altını doldurmaya çalıştık ve doldurduğumuzu düşünüyorum. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ben de teşekkür ediyorum.